Dünya ile karşılaştırıldığında, Ay'da pek bir şey olmuyor. Gezegenimizin yüzeyinin rüzgarlı düzlükler, buzla oyulmuş dağ geçitleri ve volkanik dağ zirvelerinin etkileyici bir karışımına sahip olduğu yerlerde, Ay yüzeyinde çarpma kraterleri vardır. Çok sayıda çarpma krateri. Dünyanın uydusu, dünyamızın çehresini nispeten taze tutan, dinamik jeolojik ve atmosferik süreçler olmadan, milyarlarca yıl boyunca uzay şarapnelleriyle dövülmekten dolayı, çukurlaşmış ve yara bere içindedir. Ama hepsi eski tarih değil. Ay'ın bombardımanı devam ediyor ve enkaz yağmuru sürekli oluyor. Çoğu görülmedi, ancak özellikle parlak bir çarpma flaşı, Hiratsuka Şehir Müzesi'nden astronom Daichi Fuki tarafından, Şubat ayı sonlarında Hiratsuka'daki evinde, ay görüntüleme ekipmanı kullanılarak yakalandı. Uzaydaki çoğu nesne, aya yaklaşırken görülemeyecek kadar küçük ve karanlıktır, bu nedenle, yalnızca çarpma flaşından çarptıklarını biliyoruz. Bir tanesini yakalamak için, tam olarak doğru zamana bakmanız gerekir. Bu nedenle, bir etki görmeyi uman gökbilimciler, hiçbir anı kaçırmamalarını sağlamak için, izleme ekipmanı kurarlar. Fuki Twitter'da gözlem geçmişimdeki, en büyük ay çarpması ve parlamasını yakalayabildim yazdı. Bu 23 Şubat 2023 günü saat 20:14'de Hiratsuka'daki evimden çekilmiş, aya çarpan flaşın bir resmidir. Birden fazla parlamaya devam eden, devasa bir flaştı. İkincisi ayın atmosferi olmadığı için, meteorlar ve ateş topları görülemez ve bir krater oluştuğu anda parlar. Aslında ayın sürekli bombardıman altında olması, büyük bir sürpriz olmamalı. Yakın dünya uzayı, bir kısmı her gün gezegenimizin atmosferine düşen, küçük kayalarla doludur. 2020 yılında yapılan bir araştırma, her yıl 50 gramdan daha büyük kütlelere sahip, yaklaşık 17.600 kayanın düştüğünü tahmin ediyor. Genellikle haber yapmamalarının nedeni, içinden geçmek zorunda kaldıkları, kalın gaz tabakasının onları tantanadan mahrum bırakmasıdır. Dünya atmosferine düşen göktaşları, bilgimiz olmadan yanma veya patlama eğilimindedir. Buharlaşmayan şey sonunda çok daha küçük kaya parçaları veya önemli bir iz bırakmayan toz olarak yere çarpar. Ayın atmosferi yoktur ve meteorlar hızlı hareket eder. Saniyede 72 kilometreye varan hızlarda dünya atmosferine çarpan bir kaya düşünün. Ayın yüzeyine çarpan herhangi bir şey sert bir şekilde çarpacaktır. Çarpanların çoğu oldukça küçük olacak. Teleskopla bile göremeyeceğiz. Ancak birkaç yıl önce, Avrupa Uzay Ajansı'nın daha güçlü bir teknoloji kullanarak, Ay'daki çarpışmaları incelemek üzere tasarladığı bir proje, bir flaş oluşturacak kadar büyük nesnelerin, Ay'a ortalama olarak saatte 8 kez çarptığını ortaya çıkardı. Bu sık çarpışmalar arasında, arka bahçe ekipmanıyla görülebilen, daha büyük bir nesnenin ara sıra çarpması olacaktır. Büyük bir kaya olması da gerekmiyor. 2019'da bir astronom, bir ay tutulması sırasında bir ay çarpması yakaladı. Bu kayanın tahmini boyutu yaklaşık 2 kilogramdı, yaklaşık bir futbol topu büyüklüğündeydi. Sonraki gözlemler alınana kadar Fuji'nin etkisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayacağız. Kraterin boyutu, gökbilimcilerin buna neden olan nesnenin boyutunu ve hızını hesaplamasına yardımcı olacaktır. Bu bilgi ise uydumuza çarpan sürekli kaya yağmurunu ve uydunun sarp, çukurlu yüzeyinin gelişimini daha iyi karakterize etmeye yardımcı olacaktır.